Tekrar hoş geldin Burak. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Ben seni anons ederken bir efsane geliyor dedim. Estağfurullah. Bu ciddi çünkü sen 90'ların başında muhteşem etki yaratmış ve o etkiyle 15 yıl sonra tekrar başladığın noktadan devam edebiliyorsun. İdare etmiş hala diyorsun. Evet, yani çok büyük bir etki yaratmışsın. Bu arada da efsaneleşmiş bir şarkıcısın. Estağfurullah. Yani nerede, ne yapıyor? Kimilerine göre 3 santim boyun uzadı. Kimilerine göre en az sen 100-110 kilo oldun sonra. Gelişme çağım bitmedi. Hala devam ediyor. Böyle seninle ilgili bir sürü efsaneler var. Yok battı, çıktı, bitti, geldi, gitti. Hatta biz birbirimize Burak nerede falan diye sorar hale geldik. Çünkü fena bir gizemin içine attın kendini. Aslında bütün bu olanlar takdiri ilahi, öyle söyleyeyim. Hayatta bizler vesile olarak geliyoruz. Ben de sanırım müzik dinleyicilerine bir şeyler verebilmek için bu dünyadayım. Sanırım kalbimi onlar görüyorlar. Aramızda öyle bir elektrik var. Bu ilginin, merakın sebebi odur sanırım. Beni çocuklar seviyor, aileler, gençler seviyor. O dinleyici profilim çok geniş diye düşünüyorum. Ben efendiliğini bozmamaya çalışan, kalbi temiz bir adamım. O yüzden sağ olun, sağ olun. Helal sana. Herkese çok teşekkür ediyorum bu ilgiden ama bunu hak ediyor muyum bilmiyorum. Sağ olun. Şimdi bir de seninle ilgili bir VTR'miz var. Bu VTR'yi sevgili İsmail abi, yani bizim yönetmenimiz İsmail Güngör hazırlamış. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Çok merak ediyorum. Acaba hiçbir şey bilmiyorum. Yıllar öncesi herhalde kendimizi tanıyamayacağız. Bir bakalım şimdi. Nerede abi, versenize VTR'yi. Buyurun. Sevgili arkadaşlarım, şimdi geldiğinizde çok sıkı duruyorsunuz. Çünkü pop müziğin yıldız adaylarından biri geliyor. 2-3 ay sonra kendisini gazetelerin bütün sayfalarında görme imkanınız olacaktır efendim. Çok güçlü bir ses ve Burak Kut. Burak emin ve ağır adımlarla stüdyomuza geldi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Benim mikrofon çalışmıyor. Çalışıyormuş. Peki. Evet. Şimdi kocaman alkışlar Burak Kut için. Ve günümüzün önemli hitlerinden birini, 94'ün pop müziğe armağanı, genç ve süper bir yıldızdan dinliyoruz. Kim olabilir? Burak Kut. Yani yumurta gün. Ya elinizde büyüdüm diye buna denir değil mi işte, bakın. Bazen inanamıyorum ya. Hiç pürüzsüz, böyle oyuncak gibi görüyorum kendimi. Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Çok hoş günlere götürdünüz beni. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Yalnız ses kaliten hiç değişmemiş. Allah'tan o biraz genişliyor. Evet, yani genelde hani o dönemdeki şarkıcıların birçoğu 15 sene sonra sesleri başka bir adammış gibi, başka biriymiş gibi. Biraz şey var tabii, sen var tabii. Orada incelik var tabii ama o haliyle gelişmedi. Bir de Bebeto da demişler sana zaten. Hala demiş. Diyorlar mı sana Bebeto? Diyorlar aslında. Ben de memnunum aslında bundan. Memnun musun? Tabii ama yani 27-28 yaşına kadar benim yanaklarımdan makaslar alınıyordu. Yani sakallarım çıkana kadar ben çok çektim. sonra anladılar ki bana içeride ağır bir adam var. Dediler ki, bulaşmayalım. Bulaşmayalım fazla dediler ama yani bebekler dünyanın melekleri zaten. O yüzden hani benzetilmek olumlu benim için. Son döndüğün, yani dönüşünü yaptığın albümden bir şarkı var. Tatili boş ver diye. Pozitif bir şarkı. Pozitif. Hem tatile böyle gidemeyenler için yazdık. Kışın ortasında sizi şöyle bir tatil havasına sokalım diyoruz ama tatile gitme diyorsun sen millete. Yani gidemeyenler için. Giden var, gidemeyen var. Çalışanlar oturuyor. Var, biz onlara onlara armağan ediyoruz. Maestro. Thank you.
tatili boş ver. Hadi gel evde oturalım. Çok sıkılırsak uzun uzun konuşalım. Aynı yatakta çifte kurular gibi toplaşın. Her nefeste ayrı bir tat alalım. Yıldızlar bize yol gösterir tatlı. Yetiniz biz bize sevgi sonsuz aşkı. Hadi gel evde oturalım. Çok sıkılırsa uzun uzun konuşalım. Aynı yatakta çifte kumrular gibi koklaşır. Her nefeste sevgi sonsuz aşkı. Tatili boş ver. Bravo! Yo, ho, ho, ho. Değerli orkestra arkadaşlarımız, alkışlar mıyız lütfen? Çok değerli müzisyenler var burada.